Müsait misin? Müsaitim. İstersen dışarıda konuşalım. Gerek yok. Dinliyorum. Cem. Amerika'dan dönmeden önce sen Zeynep'le bizim bir ilişkimiz vardı, doğru. Ve bu güzel ilişki benim hatalarım yüzünden bitti. Dün yaşananların yakından uzaktan Zeynep'le bir alakası yok. Hepsi benim sorumluluğumdaydı, tamam? Yanlışsan beni düzelt Alihan. Zeynep'le beraberdiniz, ayrıldınız. Sonra benim ne olduğunu öğrenince bir anda kıymete bindi. Sen de onu geri kazanmak istedin. Doğru mu? Doğru değil. Zeynep'le ilişkim biter bitmez ben zaten çok pişman oldum. Peki ben sana gelip Zeynep'e olan hislerimi anlattığım zaman niye hiçbir şey söylemedin? İki yüzlük değil de nedir bu Alihan? Haklısın. Anlatmalıydım. Ama Zeynep'i zor durumda bırakmak istemedim. Şimdi zor durumda değil, değil mi? Cem, ben durumun ne olduğunu gayet iyi farkındayım. Hepsi benim yüzümden oldu diyorum. Ve nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum. Telafi edemezsin. Benim hakkımda ne düşünmek istiyorsan düşün. Özgürsün. Ama Zeynep'e kızma. Onun bir suçu yok. Keşke bütün bunları Zeynep'i gerçekten sevdiğin için söylüyor olsaydın. Bana dostummuş gibi yaklaşıp beni dinlerken bile aklında Zeynep'i tekrar elde etmek varmış. Aşk değil seninki Alihan. Düpedüz kazanma hırsı. Şu an sinirlisin. Sonra konuşalım seninle. Daha iyi olacak. Hadi kolay gelsin. Allah Allah. Ne oluyor acaba ya? İster misin bunlar birbirlerini vursun? Ha yok artık Caner, saçmalama. Olur mu öyle şey? Yok, bu Ankastre buzdolabı da yok ki piyasada. Bilgi alayım. Of! Ah! Zeynep, ben de seni düşünüyordum. Sebep? Ne demek sebep? Artık senin de bir entrikan var. Gözümüz aydın. Sen de bizden sayılırsın. Bana bak. Boş boş konuşma, sinirimi bozuk. Zaten hıncımı senden çıkarırım. Aa, bunlar çok normal tepkiler ya. İlk başta kendini sorgularsın acaba ben gerçekten kötü biri miyim diye. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Bu sefer olay olmadı mı elin ayağın titrer. Alışırsın ama merak etme. Ya sen susacak mısın artık? Seninkiler birbirine girdi. Benimkiler kim ya? Kim olacak? Habil'le Kabil. Ne diyorsun ya sen? Ya diyorum ki Alihan Cem'in ofisinden bir hışımla çıktı, sinirle kendi ofisine girdi diyorum. Ne zaman oldu bu? Biraz önce. Ya bilmiyorum, farkında mısın ama sanki bizim aramızdaki buzlar böyle biraz eriyor gibi, ne dersin? Dikkat et de o buzlar eridiğinde sular altında kalmayasın. Amma güldüm ha, amma güldüm. Hadi işine, hadi. Ya. Şişt, bana bak, seninki geliyor. Saklan, saklan. Günaydın. Günaydın. Ben de seninle konuşmaya gelecektim tam. Olur, istersen dışarı çıkalım. Tamam. Öf ya. Ya ben bu konuşmayı nasıl dinleyemem? Ya dizinin en heyecanlı yerinde reklama soktunuz resmen ya. Olanlar için çok üzgünüm gerçekten ama yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Zeynep, ben sana defalarca sormadım. Senin üzerinin Alihan olduğunu söyleseydin keşke. Yani ne desen haklısın. Ama ben hayatımın o kısmını silmek istedim. O yüzden de hiç yaşanmamış varsayarak hareket ettim. Artık ona karşı bir şey hissetmiyorum demiştim. Öyle yani. Ben Alihan'a sadece kızgınlık ve öfke hissediyorum. Onun için mi onunla tuvaletteydin? İşte arkamdan geldi. Sonra? Öncesinde benimle konuşmak istiyordun.
bitirelim diyecektin herhalde. Evet. Keşke konuşsaydım, ben ne bileyim böyle olacağını. Beni aslında üzen bana dürüst olmaman. Kendime bile dürüst olamadım ki. Onu seviyor musun? Yok, dedim ya. Sadece kızgınım. Alihan bütün hata bende. Zeynep'e kızma dedi. Konuştunuz yani. Günah çıkarttı diyelim. Tabii ikinizin de açıklama yapması beni aptal yerine koyduğunuz gerçeğini değiştirmiyor. Ya öyle deme ne olursun. Yani sen benim bu hayatta üzmek istediğim en son insansın. Hep bana destek oldun, benim yanımda oldun. Zeynep, bunlar çok güzel sözler. Ama içinde aşk barındırmıyor. Ben beni sevmeni istiyorum. Benim için üzülmeni değil. Sana yaşattıklarım için çok üzgünüm. Alihan'a geri mi döneceksin şimdi? Yok. Hayır tabii ki de. Zeynep, bence gerçekten önce ne istediğine karar ver. Seni anlamaya çalışıyorum ama inan zorlanıyorum. Dediklerinle yaptıkların birbirini tutmuyor. Biliyorum. Yani ne desen haklısın. Bir şey de diyemiyorum ki sana. Sen şu anda doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek haldesin. Yani aslında ben her şeyin çok farkındayım. Görüyorum, biliyorum. Ama? Ama. Aması var işte Zeynep. Bitmesi gerektiği halde devam ediyorsa o aşk değildir. Hastalıktır. En kısa zamanda iyileşmeni dilemekten başka bir şey yapamam senin için. Kalkalım mı artık? Ben biraz daha otursam. Şirkette görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.